Oraya ben tercüme yapmak için çağrılmıştım ama bana gerek kalmadı. Orada dinleyici durumunda olduk. Toplantının öncesini ve sonrasını da bilmiyorum. Görüşme anıydı. O aralar Yasir Arafat işte büyük atılımlar yapıp Filistin devletini kurma çalışmaları yapıyordu. Allah ona da mağfiret etsin. Bir de onun solculuk boyutu vardı. Solcu, laiklik ruhu vardı onda. Toplantının başı ve sonu nasıl oldu ben bilmiyorum. Çünkü biz tercüme yapacağız diye yedek diye çağrıldık. Herhalde bize gerek kalmadı. Biz de böyle oturduk, dinliyoruz işte ne konuşuluyor orada. O dosya gibi bir şey sundu Erbakan'a. İşte böyle bir anayasa çalışması yapacağız falan dedi. Erbakan Hoca da, hocamız Allah rahmet eylesin, bu besmelesiz başlıyor ama dedi. Bakar bakmaz besmelesiz başlıyor dedi. Zannediyorum yani Euzubillahimineşşeytanirracim anlamında besmelesiz değil yani. Siz bunu çok sekülerist mi yapıyorsunuz gibi bir şey de. İşte Yasir Arafat'ta biz oradaki herkesi memnun edecek laik ilkeli bir anayasa yapmaya çalışıyoruz gibi bir cümle kullandı. Yani ondan sonra cümleler çok karıştı ve yoğunlaştı. Ben şunu hatırlıyorum, Erbakan hocamız biz de bu laikliği kaldırmak için uğraşıyoruz gibi tepki gösterdi. Biz ondan sonra yedekte olduğumuz için salondan çıktık. Yani çıkarıldık daha doğrusu. Toplantı biraz daha uzadı. Ama hocamızın Allah rahmet eylesin ki biz Yasir Arafat'ı işte İslamcı, Filistin'i, Kudüs'ü kurtaracak biri olarak biliyorduk. Baktık ki adamın ruhunda laiklik sinmiş, bekliyor. Bunu onun imanıyla ilgili bir şey söylemiyorum. O sahneyle ilgili sadece bir yorum olarak söylüyorum. Belki de kendi çapında henüz bu badiri aşamayacağım diye düşünüyor muydu neydiyse, kimsenin ona anayasayı da sorduğu yoktu herhalde. Bir anayasa hazırladı. O anayasası besmelesizdi. Yani İslami kimlikli değildi. Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin Kudüs'le ilgili bir kavramı besmelesiz yani laik mantıklı başlatmayı içine sindiremedi. O taslağı tutup cevap vermesi 5 saniyeyi sürmedi Erbakan hocanın. İlk sayfasında besmeleyi görmeyince ciddi bir refleks gösterdi. Biz bundan o gün çok esef ettim ben. Sonra Hamas onun yerini doldurunca, orijinal bir İslami hareket olarak ortaya çıkınca Hamas içimizdeki o ateşi serinletti elhamdülillah, bir miktar rahatladık. Yani orada Yasir Arafat açısından bir sükutu hayale uğradık. Erbakan'ımızın kendi bulunduğu ortamlarda kendi teşkilatı için söyleyemediği, dillendiremediği şeyi Yasir Arafat'ın üzerinden nasıl dillendirdiğinden çok mutlu olduydum. Allah rahmet etsin, mağfiret etsin her ikisine de.